Günaydın, günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz yeni bir güne, yeni bir yayına. Efendim hoş geldiniz şu anda. Canlı yayındayız efendim. Satide Türk ekranlarında lezzetli sohbetlere merhaba diyoruz. İyi ki varsınız şu anda evleri başında olanlar. Yani evlerinden bize merhaba diyen herkese. Biliyorum ki çoğu kişi şu anda evlerinde bizi izliyorlar. Lütfen katılın programımıza, canlı yayınımıza. Saat tam 12 vurdu ve lezzetli sohbetlerin zamanı geldi. Ben sunucunuz Şemsadeniz, yine rengarenk bir bölümle karşınızdayız. Evet, bu zor günlerde sürekli hastalıkları konuştuğumuz, sürekli virüsü konuştuğumuz, sürekli karamsar bir tablonun olduğu bu günlerde dedik ki öyle bir program yapalım ki biraz sizi bu atmosferden çıkartmak istiyoruz. Bugünkü konuğum Pervin Hanım, kendisi el sanatları öğretmeni. Gördüğünüz gibi stüdyo şu anda rengarenk, her şey var. Tabaklar, çanaklar, vazolar, ondan sonra ponilerimiz var. Bir sürü şeyler göstereceğiz bugün size. Ev dekorasyonu için, bahçe dekorasyonu için, eski kıyafetlerinizi nasıl yenilersiniz, bir şey bozuldu ya da çamaşır suyu döküldü, pantolonlarımız, bir sürü şeyden bahsedeceğiz. Kadın, yani Pervin Hanım öyle şeyler yapıyor ki, öyle bir kadın ki, yani diyoruz ya 10 parmağında 10 marifet, gerçekten öyle. Bugün bize teker teker anlatacak neler yaptığını, nasıl yaptığını, bu eski eşyaları nasıl değerlendirdiğini, nasıl bir şeylerin, biz ne yapıyoruz? Bir şeyler bozulunca, üstümüzde bir şey kirlenince ya da çıkmaz lekeler olunca atıyoruz. Ama aslında atmamak gerekiyor. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Evimizdeki eşyaları nasıl değerlendirebiliriz? Bugün birazcık sizi renklendirmek istiyoruz. Bugün birazcık hayatımıza farklı bir noktadan bakalım. Biraz gülümseyelim, biraz farklı şeyler öğrenelim istiyoruz. 1,5 saatliğine lütfen siz de bizimle beraber bu atmosferi gelin yaşayalım. O kadar güzel şeyler göstereceğiz ki size, birazcık böyle unutalım istiyoruz. 1,5 saatliğine böyle hayatı donduralım. Lezzetli sohbetlerle bizimle kalın. Farklı, çünkü bu hayatın farklı noktaları da var. Evet, biliyorum ki hepimiz aynı yere odaklıyız bu dönem ama birazcık kafamızı dağıtmamız gerekiyor. Birazcık daha güzel şeyleri hatırlayalım beraber. Belki unutulmuş el sanatlarını da biraz daha ön plana alacağımız bir gün olsun. O zaman 91. mezmurla açacağım programı. Şükredelim. Bugünümüz için, nefes aldığımız için, evde kaldığımız için. Biz burada canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Neden devam ediyoruz canlı yayınlarımıza? Çünkü siz evdesiniz ve teşvik vermek istiyoruz. Burada olduğumuzu, hep beraber olduğumuzu, birlik olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Evet, biz yenebiliriz. Rabbin yardımıyla her şeyi yenebiliriz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Birlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bugün yine sokaklara çıktık, bugün yine işimize geldik ama şunu söylemek istiyorum, evde kalmaya devam et Türkiye, çünkü bizi evde kalmak kurtaracak. Lütfen işiniz gücünüz yoksa, lütfen işinize gitme mecburiyetiniz yoksa ve işinizi evden yapabilme gibi bir şansınız varsa dışarı çıkmayın. Çok ihtiyacınız çok gerekmedikçe lütfen evinizde kalmaya devam edin. Daha bu krizi aşmış değiliz ve sayılar artmaması için ve bu krizi önlemek için biz de kendimiz, kendi ailemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne dedik, günlerce buradan bağırmaya devam ediyoruz. Komşunu kendin gibi sev. Sadece kendini düşünme. Yani gencim, iyiyim, sağlıklıyım, bana bir şey olmaz deyip sokağa çıkmayalım. Biz de gençler olarak, bu ülkenin gerçekten gençleri olarak sorumluluklarımızı yerimize getirelim. Ve üzücü birkaç tane aslında haber rastladım ve biraz buradan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Yaşlılarımıza davranış şeklimizle ilgili. Şunu şuradan beyan edelim. Twitter'dan da zaten birçok sanatçı bunu söyledi. Yaşlılarımızın evde kalmaları ve sokağa çıkma yasağı neden getirildi? Bir kere bunu bir açıklığa kavuşturalım ülke olarak. Yaşlılarımızın bize bu virüsü vermeleri değil, bizim onları enfekte etmemizi korumak için efendim böyle bir yasak verildi. Yani yaşlılarımızı korumak için, yani belirli bir yaşın üstüne çok daha tehlikeli olduğu için bu virüs, ne yapıyoruz biz? Genç olarak, daha onlardan daha genç bir yaşta olduğumuz için evde kalıyoruz. Onları da evde tutmaya çalışıyoruz. Neden? Onlara bir şey olmasın diye. Çünkü neden? Aslında yaşı büyük olanlar bu topraklar için çok ihtiyacımız var onlara. Onların bilgeliğine, onların varlığına, ailelerimize çok ihtiyacımız var. Ama lütfen, öyle bir algı görüyorum ki sokaklarda gençlerden yaşı büyük insanlara, çok üzücü. Biraz terbiyeli olmamız gerekiyor, biraz daha saygılı olmamız gerekiyor. Lütfen Türkiye şunu hatırla, yaşlılar bizi değil, biz yaşlılar için tehdit.
olduğumuzu unutmayalım. Lütfen sanki onlar bize tehditkar bir şekilde yaklaşıyormuş gibi davranmayalım. Sanki onlar bizi enfekte edecekmiş gibi yaklaşmayalım. Onlara gerçekten davranışlarımızda hürmetimizi, saygımızı eksik etmeyelim. Hem ikili ilişkilerde hem sokakta gördüğüm görüntüler gerçekten çok üzücüydü. Onlara davranış şekilleri, onlara yaklaşma şekilleri hem korkutucu hem de bize yakışmıyor. Gerçekten hiç yakıştıramadım. Yani gençliğe yakışmayan usluplarda davranıyoruz. Lütfen bunu yapmayalım. Yaşları korumak için getirilen bu düzene biz de saygı duyalım diyorum. O zaman daha güzel şeyleri konuşacağımız günleri umutla bekliyoruz. Ve biz de insanlar olarak yapmamız gereken, üstümüze düşen bütün görevleri yapmaya devam edelim. 91. mezmurla açacağım bugün programı. 1-6. Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir. Rab için Tanrım'dır, ona güvenirim derim. Çünkü o seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altında alır, onların altına sığınırsın. Onun sadakatini senin kalkanın siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgınlıktan. Evet, çok güzel bir mezmur. Korkunun, ne diyoruz günlerdir burada yayın yaparken, korkunun bize ele geçirmemesi gerekiyor. Korkunun bize bilgelik vermesi, Tanrı'ya yakınlaştırması gerekiyor. Unutmayalım ki Tanrı bizim kalemizdir, bizim güvencemizdir, bizi koruyan O'dur. Tabii ki biz her zaman Sezar'ın hakkı Sezar'a dedik değil mi? Tabii ki bu ülkenin gerektirdiği kanunları, yapmamız gereken, üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Ama gerisi tamamen Rab'dedir. Rab'be olan güvenimiz, Rab'be olan imanımızla bugünleri yeneceğiz. Ve bugünlerde birbirimize kenetlendiğimiz, dualarla yükseldiğimiz, gerçekten birbirimiz için de çok daha şefkatli, çok daha sevgi dolu. Belki bugünlerin, bu beraber olamamanın yokluğunda bir şeyleri anlayacağımız bir dönemdir. Çünkü neden? Beraber toplanamıyoruz, istediğimiz gibi hareket edemiyoruz, sevdiğimiz insanları göremiyoruz. O zaman bu dönemde Rab'be yaklaşıp aslında şükretmeyi unutmamak gerekiyor. Ne kadar büyük bir lütufmuş değil mi? Beraberce dua ediyor olabilmek. Ne kadar büyük bir lütuf anneni babanı İstediğin zaman görüyor olmak, ne kadar büyük bir lütuf topluluğunda toplanıyor olmak. O zaman hiçbir şeyin anlamı kalmıyor değil mi şu anda? Bunları yapamadığımız bir dönemde ne kadar büyük bir lütufmuş sadece sokaklarda özgürce dolaşabilmek. Tanrı'nın verdiği bu soluğu derin derin alabilmek. Bunları hatırladığımız günler olsun. Ne kadar büyük bir şey yaşıyoruz. Ne kadar önemli şeyler verilmiş bize. Ne kadar büyük bir lütuf varmış ama biz sanki her şey normalmiş gibi, zaten bizim hakkımızmış gibi her şeyi kovalarken dünya bizi durdurdu. Şimdi dur dedi. Şimdi benim sıram. Ben buradayım ve şu anda sen evdesin ve burada kalmak zorundasın ve dinleyeceksin. Seni yaratanı dinleyeceksin, hatırlayacaksın, kendini hatırlayacaksın, sevdiklerini hatırlayacaksın ve en önemlisi Tanrı'yı hatırlama zamanı. O zaman bugünlerimizi hem şükrederek hem o geçmiş günlerimizi tekrar Rab'den isteyerek hem de tövbe ederek geçirelim. Çünkü böyle zamanlardayız, kıymet bilme zamanıdır. Rabbimizin kıymetini bilelim, ona övgüler sunmaya devam edelim ve yakaralım. Bugünlerin geçmesi için, şifa için, hasta olan herkes için, onların yakınları için, kendi yakınlarımız için, bu çaresizlik için Rab'be yakaralım, bize yardım etsin, bizimle beraber olsun ve unutmayalım, bizim gücümüz değil, Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var. Günaydın güzel insanlar. Şimdi güzel bir bölüm sizi bekliyor. 1,5 saatliğine çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Bakalım neler konuşacağız. Sizi rengarenk bir dünyanın içine alacağız. Bizden ayrılmayın efendim. We'll be right back.
Herkese merhaba. Biz başladık lezzetli sohbetlerde. Konuğum Pervin Hanım da geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyi görünüyoruz. Yemyeşil. Yeşili seviyoruz galiba. Evet, en sevdiğim renk. Belli. Yani böyle insanlar sevdiği renkleri kendisinde yansımasını seviyor derler. Evet. Bence öyledir mesela. Evet. Sevdiğim birkaç renk var. Onları kullanırım. Sizde yeşil. Evet. Ama çok yakışmış ben gerçekten. Ben bütün renkleri seviyorum. Öyle ama mi? Yeşilde daha bir ayrıcalıklı. Süpersiniz. Pervin Hanım, şimdi ben el sanatları öğretmeni dedim ama bu hikayenin başından alalım. Bizi şu anda izleyen bir sürü insan var evlerinden ve siz buraya konuk oldunuz. Teşekkür ediyorum ilk önce geldiğiniz için. Ve birazcık tanıtmak istiyorum sizi. Yani Pervin Hanım kimdir? Neler yapıyor? Hayatında bu dönem nasıl geçiyor? Biraz ufak ufak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Siz beni tanıtmadan önce sevgili izleyicilerimize Kanlıca'dan, İstanbul'un güzel boğazından, Kanlıca'dan kucak dolusu sevgiler. Biz de sevgilerimizi, Kanlıca seni seviyoruz. Çok güzeldir oraları. Evet, çok güzel. Orada kalıyorsunuz. Evet, orada oturuyorum. Ne kadar zaman? Çok çok uzun zaman mı? Aşağı yukarı 15 senedir. 15 sene. Evet. Evet. Peki neler yapıyoruz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Bir sürü burada malzeme getirdiniz bize. Bir sürü el emeği, göz nuru dediğimiz farklı farklı şeyler var ama nasıl başladı bu yolculuk? Ben el sanatları öğretmeniyim. Bu içinde birkaç branşı barındıran bir el sanatları öğretmeniyim. 6 branşta el sanatları öğretmenliği belgem var. Zaten kendim bu branştan mezun oldum. Ahşap dekorasyon, vitral, gelinbaşı, nişanbaşı, seramik. Aklınıza gelebilecek el sanatlarına dair rölyef, her alanda öğretmenlik belgem var. 4 yıl öğretmenlik yaptım. Aha. Değişik branşlarda. Bu dönem güzel bir dönem. Yani bence evde canım sıkılıyor diyoruz ya. Evde canım sıkılıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bence Pervin Hanım asla bunu demiyor. Çünkü evde hiç durduğunu zannetmiyorum ben. O kadar farklı şeyler yapıyorsunuz ki. Şimdi buradan size de birazcık aslında evde ne yapabilirsinizi de göstereceğiz. Evde canım sıkılıyor Şemsa. Dışarı çıkmak istiyorum. Yok. Evde ne yapabiliriz? Çünkü Pervin Hanım evde de yapıyor. Bu gördüğünüz birçok şeyi kendi evinde yapıyor. Evet. Arzu ederseniz ilk önce çiçeklerimle başlayayım. 4 ayrı yarışmada birinci oldum. 4 ayrı yarışmaya katıldınız ve 4 ayrı yarışmada birinci oldunuz. Evet, 4 kez İstanbul birincisi oldum. 3 kez de İstanbul'un el sanatlarıyla ilgili yarışmalarında birinci oldum. Fakat fotoğraflarınızı görüyoruz. Çok güzelsiniz bu arada. Burası bizim evimiz. Çok güzel. Burası yapmış olduğum peysaj çalışması yapmış olduğum bir balkon. Burası da aynı şekilde. Wow. Arka fonlar tamamen bana ait. Benim siz çalışmalarım. Yaptınız. Evet. Of. Bunlar benim kendi çalışmalarımdan sonraki resimlerim. Bunlar benim yetiştirmiş olduğum çiçekler. Sizin canınız hiç sıkılmıyordur. Bence bu yüzden de yaşlanmıyorsunuz. Böyle bir boğazda bu çiçeklerle beraber insan stres sıkıntı çok fazla olmuyordur bence. Evet, bu arada 2 çocuk annesiyim. Yetişkin çocuklarım var. Ya. 21 yaşında kızım var, 18 yaşında oğlum var. İşte demek ki işin sırrı botoksta değil. Bu işin sırrı sadece estetikte değil, içten birazcık daha beslemek gerekiyor, ruhu beslemek gerekiyor. Peki, çiçeklerle birinci olduk 4 evet. yarışmada. Biraz anlatır mısınız bize? Öncelikle çiçeklerimi tamamen kendim yetiştiriyorum. Aslında hayatta her şey para demek değil. Arzu ederseniz biraz buna değinmek istiyorum. Çünkü birçok bitkiyi mesela akşam sefasını yerlere dökülüyor tohumları. Onları alıyorum. Hatta onunla ilgili bir paylaşım da vardı. Onları alıyorum. Çünkü o çok arsız bir çiçek. Birçok da güzel renkleri var. Onları
alıyorum, tekrar dikiyorum, çoğalıyor. Mevsimine göre bitkileri buduyorum. Mesela yedi veren gül. Gülü bir kökünden aldığım zaman onu özellikle izleyicilerle şunu paylaşmak istiyorum. Gülü biraz patatesle, kökünü biraz bıçakla kanırttıktan sonra soyulmuş bir patatesle ezdikten sonra bir kuru dal gülü bardakta bir hafta kadar bekletip eksinler. Kesinlikle benim elimden gül tutmuyor demesinler. Kesinlikle tutar. Sevgili Işıl, şu anda bizi izliyor. Biliyorum ki bitkilerle çok ilgileniyorsun. Bu tüyoları yaz bence. Çünkü Pervin Hanım bu işin gerçekten ustası. Sevgiler diyorum buradan. Evet. Onun haricinde mesela şimdi Mart sonu Nisan başı. Bu mevsimlerde özellikle soğanlı bitkiler şu soğanlı. An. Evet, soğanlı bitkiler. Şimdi soğanlı bitkiler deyince ilk aklımıza gelen lale ve sümbül. Şu an her ikisi de çok güzel kokuyor. Sümbül ve lale zamanı. Soğanlı bitkileri de şimdi ekiyoruz. Aşağı yukarı 2 ay kadar dayanıyor. 2 ay sonrasında soğanlarını alıp toprağa sakladığımız zaman bir sonraki sezonda yine onları değerlendirebiliyoruz, atmıyoruz. Burada önemli olan atmamak. Ve bu mevsimde toprağın en çok hava aldığı zaman, biliyorsunuz siz de cemreler de düştü artık, toprak doğru. ısındı. Toprak ısındığı için çiçekler tam böyle budanma, bir kısmının budanma, bir kısmının ise ekilme zamanı. Şu an soğanlı bitkilerin ekilme zamanı. Bunun akabinde Nisan ayı itibariyle renk renk papatyalara başlayacağız. Alman papatyası, sarı papatya, beyaz papatya. Bunun öğretmenliğini yapıyor musunuz? Yani insanlara öğretiyor musunuz? Evet. Yani şimdi çiçeklere siz, dair, çiçeklere evet. dair, bitkilere dair yani çok bayağı bir bilgi sahibiyim. Çünkü ben 3 yıl bitki bilimi de okudum. Morfoloji de okudum. Bitkiler zaten benim böyle ruhumla özleşmiş. Ben çok bilirim, böyle sabah kalkarım çiçeklerle konuşurum. Yani en ufak bir tane çiçek benim için huzur. Ben isterdim ki, yani bilmiyorum tabii burada böyle çok programlar ya da çok aktiviteler yapılmıyor. Böyle çiçeklerle öğretmek ya da el işlerinde yine daha fazla ama çiçeklerle sanki çok fazla bölümler yapılmıyor. Yani tabii ki haddim değil ama böyle bir YouTube'da böyle ufak ufak videolarınız olsa insanların da bilgilendireceğiniz böyle çiçeklerle ilgili çok hoş olurdu bence. Ben hemen hemen bütün kanallarda... bulundum zaten. Ne güzel, çok güzel. Canlı yayın programlarım da oldu. YouTube'da da Pervin Bayrak Zengin yazdıkları zaman izleyiciler muhteşem. Çok ulaşabiliyorlar. Iyi. Süpersiniz, çok iyi. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Benim evimizin teras katında 300 tane, evimizde de aşağı yukarı 250-300 tane çiçek var. Oho. Bunlar maddiyata dayanan ürünler değil. Çünkü ben onları mesela sardunyanın mevsimi geçtiği zaman buduyorum, poşete alıyorum, beklemeye çekiyorum. Sakız sardunyanın geçtiği zaman öyle. Soğanlı bitkileri gömüyorum. Gülü mevsimi geldiği zaman buduyorum. Sadece bizi üzen, yani anlık da olsun üzebilen gel geç çiçekler var. İşte bir yıldız çiçeği, işte bir Japon karanfili. Bunlar açıyor, dökülüyor ve gidiyor. Ama onlar da tabii kendilerine göre çok güzel bitkiler. Mesela şu an en çok yaygın olan ve her rengi olan çuha çiçeği. O kendisiyle çok iyi anlaşılan bir bitki ve insanı hiç üzmüyor. Ağaçta, dere kenarında, her yerde kolaylıkla bulabileceğimiz çok ucuz. Aynı zamanda bir de böyle evinizde biz... Uzun bir saksıya 3 renk bile dikseniz, camınızın önüne koysanız o kadar güzel bir huzur ki. Kendinizi
Huzursuz hissettiğiniz zaman onunla onlara konuşun. Bakın. Çok konuşurum ben çiçeklerle. Çok güzel. En bu... büyük dostum çiçeklerim. Çok güzel bir terapi yöntemidir bu arada. Aynen. Kanıtlanmış bir şeydir yani çiçeklerle, bitkilerle konuşmak. Bu arada ne kadar güzel bir şey söyledi Pervin Hanım. Ne dedi? Bizi üzen çiçekler var dedi. Yani mevsimlik gelirler, açarlar ve giderler. Güzel bir ruh yani çiçeklerin gitmesine bile üzülen bir ruh. Biz de böyle olalım. Hepimiz de böyle bir ruh olsun. Yani çiçek bile solduğunda böyle hafif burkulan yürekler versin bize. Güzel bir şeydir. Peki efendim, burada bize bir sürü şeyler getirdiniz. Yani yapmadığınız bir şey yok. Nereden başlayacağımı şaşırmış durumdayım ama en zorlarından bana göre gördüğümde başlamak istiyorum. Mesela şuraya koyduğunuz şu güzel rengarenk bir pony var. Evet. Bu çok çok büyük bir işçilik var bunda. Biraz anlatır mısınız? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Hemen hemen bana getirebileceğiniz bütün hayvanları dergide, kitapta getirebileceğiniz bütün hayvanların hemen hemen hepsini yapabiliyorum. Bunlar yani kabiliyet artı genlerim galiba benim el sanatlarıyla kromozomlarım yoğrulmuş. Yani... Hani öğretmek işte çiçeği öğretirsin, tahtayı öğretirsin, ahşabı öğretirsin de bende farklı bir tutku var. Hı-hı. Yani bir şey yapmadığım zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Çoğu zaman gece yarısı oturuyorum işte mesela şunu yaptığım zaman gece saat 4'tü. Gece 4. Evet böyle bunlar 3 kardeşler. Bir tanesi ağlıyor, bir tanesi görmüyor, bir tanesi duymuyor işte. Kameraya üç maymunu oynarız. Evet. Çok hoş. Üç kardeşler. Evet. Ne kadar zamanda bunu yaptınız? Ben artık yani işin ehli olduğum için benim için 1,5 saatlik iş. Öyle mi? Evet. Ay şaka yani, gibi. Evet evet. Çok zaten bu örgü içini dolduruyoruz hemen. Artık el alışkanlığı var. Aha. Yani. Evet. Şu biraz daha zor pony. Pony. Evet, onun sıkı iğneleri var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pony var burada. Hah. Evet. Bunu yapmak ama o kadar da kolay gibi durmuyor. Yani o kadar zor değil ama diğerine nispeten biraz daha zor. Daha zor. Peki evet. Bir şey soracağım. Bütün bunları yaparken maddi bir kaygınız yok. Yani bunları hayır. Dönüştürmek istemiyor musunuz? Mesela yaptığım şeyleri satayım gibi bir durumunuz oluyor mu yani? Özel sipariş. Oldu. Evet, evet. Mesela yapmış olduğum gerek oyuncaklar, gerek örgü olanları yurt dışına gönderdim. Yurt dışına gönderdiniz evet, oyuncaklarını. Evet, İngiliz askerleri yapmıştım işte cepkenli falan. Öyle özel istemişlerdi. Çok da beğendiler. Wow. Ama çok yorucuydu. Hatta 2000 tane istediler. Başa çıkamadım. Oh. 25 tane yapabildim yani. 2000 tane istediler ama fabrika evet. Olsanız zaten. Çünkü çok talep gördü. Uh-huh. Tamamen yani. Gerçekten çok zordu çünkü onların ceketlerinin bröveleri o kadar böyle en ince detayına kadar istediler şapkaları. O yüzden daha başka oyuncaklar gönderdim onlara. Süper. Peki o zaman hadi başlayalım ufak ufak birazcık burada neler oluyor. Bugün Şemsa Hanım programına Pervin Hanım konuk oldu. Kendisi gerçekten el sanatları öğretmeni bir sürü şey yapıyor. Farklı alanlarda dolaşıyor. Tek bir yerde takılı kalmamış. Çiçekler yapıyor gördüğünüz gibi vazolar hepsini anlatacağız. Yani evdeyim şu anda sıkılıyorum. Aslında el işi yapmak için de güzel bir fırsat kadınlar için. Daha çok kadınların sanırım yöneldiği bir şey. Erkeklerde var mı bu konulara ilgi Pervin Hanım? Belki çiçek böceklerde biz, olabilir ama. Yani hani burada bir şey itiraf etmek gerekiyorsa. Yani umarım iyi örnek teşkil ederim. Amin. Bizim evimizde saten alçıyı, boyayı, badanayı da ben yaptığım için. Bizde öyle her şeyi yapıyoruz. Ben yapıyorum. Çünkü özellikle ben keyif alarak yapıyorum. Yani bir ustanın yapabileceği her şeyi yapıyorum evde. Şimdi baktığınız zaman çok çok zarif aslında şey nazik ve kibar ama kadın dediğin hem bu nazikliği hem bu zarafeti
barındırıp hem de her şeyi yapabilen de bir varlıktır. Bunun da güzel bir örneği Pervin Hanım ne diyor? Boya, alçı, sıva, ondan sonra her şeyi yapıyorum evde, bir de bunları yapıyorum. Yemek? Evet. Yemek? Yarım saatte 4 çeşit yemek işte yapabiliyorum. Çocuklar, eş çok şanslı, gerçekten çok şanslı. Peki birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi neler var buradan, nereden başlayalım? Biraz şu tabaklardan başlayalım mı? Gözümü aldılar, yeşil yeşil buradan bakıyorlar bana. Biraz anlatır mısınız bize? Onlar sıradan bir tabak. Mesela dışarıdan 2 liraya, 5 liraya aldığımız bir tabak. Hı hı. Bunları ilk önce alabilir miyim? Tabii hemen. Hemen verebilirim ben. Buyurun. Cam boyasıyla almış olduğumuz tabakları cam boyasıyla ince işte boyuyoruz. İşte burada kiraz çiçekleri var. Kiraz çiçeklerini, yapraklarını boyadıktan sonra arkasına bunun örtücü bir boyası var. Kuruduktan sonra o boyasıyla boyayıp sim döküyoruz. Verniği de döküyoruz. Sonra çok güzel böyle tabaklarımız çıkıyor. Aslında gönül isterdi ki evde çok 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 daha değişik ürünler var. Fakat takdir edersiniz evinize ki onlar... Evinize geliriz. Bir gün inşallah, evinize geliriz. Orada çünkü mobilyalar yaparız. Falan var. Onları güzel. Da ben yapıyorum. Çok güzel. Bu arada mobilya demişken şuna da değinmek istiyorum. evimizdeki koltuklarımızı ben kendim kaplıyorum. Aynı zamanda koltukların, mesela eski bir dolap alıyorum eskiciden. Önce onu tamir ediyorum. İşte ama bazı yerleri sıkıştırılmak gerekiyor, prese sokulması gerekiyor. Tabii orada marangozdan destek alıyorum. Preste durduktan sonra ben onu tutkalla yapıştırıyorum kendi yapmam gerekenleri. Sonrasında mobilyası dökülmüş, eski, verniği atmış, onu zımparalıyorum. Zımparaladıktan sonra en son üzerinden silistre geçiriyorum. Daha sonra mesela işte beyaz istiyorsanız onu beyaz yapıyorum. Hafif küflü boya yöntemini de söyleyeyim size. Yeşille beyaz boyayı biraz da pudrayla karıştırdığımız zaman mobilyanın oyuk kısımlarının arasına değdirdiğin zaman, tabii bunları uygulayarak göstermek lazım. Çünkü ben bu konuda el sanatları öğretmenliği yaptım. Olsun. Arasına o küflü bir yöntem oluyor. Bu arada diyelim varak, altın varak ya da yaprak varak yapacaksınız. Ya da işte gümüş varak yapacaksınız. Mobilyanın kenarlarına varakla, yaprak varakla çalışma sistemleri var. O kadar çok ki. O kadar çok ki. O kadar çok ki. O kadar dolu dolu ki. Programa başlamadan önce Pervin Hanım'ın bana söylediği şeylerden biri bu. Şemsa ne anlatacağım dedi kendileri. Neden? O kadar çok konu var. O kadar çok fazla şey yapıyorum ki. Dedim ne anlatabilirsek yavaş yavaş. Yani bizim de belki burada maksat zaten bir şeyi öğretmek değil ama bir şeye teşvik vermek istiyoruz. Yani sadece bu dönem evde kaldığımıza değil aslında hayatımızın her döneminde hobi olarak kendi ruhumuza dönmemiz gerektiği zamanlarımız oluyor ya, işte bu aslında hayattan biraz kaçış gibi geliyor bana. Hani hayatı biraz dondurup daha renkli bir dünyaya merhaba dermişsiniz gibi. Unutuyorsunuz çünkü bunları yaparken her şey. Odak evet. Noktası burası olması özellikle gerekiyor. Özellikle ben. Değil mi? Korkunç derecede konsantre oluyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Mesela geçenlerde albümleri karıştırdım. Albümleri karıştırdığım zaman şunda özellikle burada ablamın resmi var, benim resmim var, kız kardeşim ve annemin resmi var. İlk önce hepimizin resimlerini aldım. Onları fotokopiyle buraya yapıştırdım. Yani böyle gönül istedi ki herkese dair özel bir hatıra olsun. Ve aile büyüklerine de ben böyle hatıralar verdim. Gösterelim. Onları hem orada işte anı, sonra burada... Bu aynı zamanda bunlar set halinde. Diğer aile büyükleri var. İşte dede, babaanne, büyükanne. Tabii onları buraya getirme imkanımız olmadığı için. Yani cüzi bir kısmını getirebildik. Çok güzel. Bunlar da normalde bu ham porselen. Ham porselen. Evet, ham porselen. Buyurun efendim, gördüğünüz gibi bunlar, neler yapıyor. Şunu söylemek istiyorum. Bunlar böyle çok ekonomiye dayanan şeyler değil. Mesela insan istedikten sonra her şey para olmuyor burada.
Mesela işte şunun maliyeti, bu ham satılıyor zaten. Bunun maliyeti 20 lira diyelim. Bir fotokopi çektirmekte şu aynı kare resimleri hepsini aynı kağıtta çektirsek 2 lira. Bir kutuda boya. Aslında yani gönül isteyince bu çok asgari bir ücretle oluyor. Hani bir şeyler yapmak isteyince aslında çok hani ekonomik anlamda bizleri sıkmıyor. Bir ürünü aldığımız zaman zaten buna almış olduğumuz boya akabinde ona da yetiyor. Buna almış olduğumuz şey diğerine de yetiyor. Hani bunlar aslında evde hem vakit geçirmek hem işte evde bir şeyler üretmek, yaptığım bir şeyi maddiyata dökmek, güzel, bir eve bir katkıda bulunmak. Çok yönlü düşünebiliriz yani. Doğru söylüyorsunuz. En ilgimi çeken, efendim bunu da böyle buradan göstermek istiyorum. Bu nasıl yapıldı? Onu pembe boyayı sürdükten sonra, glaze ile pembe boyayı sürdükten sonra şöyle şunu bir beyaz bir kağıt parçası düşünelim. Kağıt parçasını şöyle yapıyoruz. Şöyle, şöyle, şu şekilde. Hı hı. Farkındaysanız üzerinde şekiller var, evet, ya tabii var. Küçük. Onları şöyle. Aa, her şeyin bir yöntemi var aslında. Okay. Böyle yapıp üzerlerini, arkalarını kuruduktan sonra tekrar boyayla kapatıyoruz. Bu çerçeve. Çerçeve. Ondan bahsetmek gerekirse, bunlar benim evde işte tülbentin kenarlarından çıkan danteller. Bunlar stickerlar. Ben bunları kendim karma bir şey yapmak istedim. Dantelleri buraya ekledim. Bunları buraya ekledim. Farklı bir şey yaratmak istedim. Hani al resmi yapıştır olmasın. Hı hı. Burada önemli olan kendi ruhundan, kendi benliğinden de bir şeyler katmak. Zaten yaptıkça birbiri ardına geliyor. Aynı şekilde diğerinde de öyle. Bunu da göstereceğim. Diğerinde de örgüler var. Onda da aynı şekilde. Bunlar gibi tabii evde onlarca var. Bunlar yani %10'u diyebilirim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de, şimdi arkadaşlarım bana hep şey der. Şemsa, birazcık süslüsün, birazcık kokoşsun, birazcık şeysin. Doğrudur yani. Tanrı böyle yarattı. Çok sevdiğim bir şeydir yani benim böyle eşyaları evde barındırmak. Herkesin böyle kendi stilini, kendi tarzını yaratacağı bir şeydir bence el işi. Burada Pervin Hanım'dan gördüğünüz gibi noktalar, ipuçları görebiliyorsunuz. Yani yaptığı her şeyde kendisine ait bir şey görebiliyorsunuz. Ne güzel bir şeydir ki kendi ellerinizle bir şey ortaya çıkartmak. Şimdi işe gidiyoruz, hepimiz çalışıyoruz, ediyoruz, para kazanıyoruz ama el işi dediğin zaman aslında kendinden bir parçayı buraya ekliyormuşsun gibi geliyor bana. Evet, evet. Yani kendi ruhunuzdan, kendi emeğinizden bir şey bırakıyorsunuz ve sizi yansıtıyor. Mesela şu, gözümü evet, alamıyorum. Ben bunu... Arkadaşımın oğlu olmuştu, erkek bebeği. Bunun maviye boyamıştım. Sonra son anda öğrendik ki bir tane de kız olacak, ikizleri olacakmış. Bir de pembesini yaptım, tabii getiremedim. Bunu içine, buna benzer birkaç tane yaptım. Hediye olarak verdim, işte içine çikolata koydum. Yani o kadar keyifle yapılan şeyler ki ve böyle yaptığın şeyi geçip seyretmek daha da büyük keyif veriyor. Çünkü bitti, artık oluştu ve... Bende bitmiyor. Bitmiyor. Evet, bitmiyor. Çok bende böyle bir şey var, bitmiyor. Bir şey soracağım Pervin Hanım, nerede saklıyorsunuz bütün bunları? Şimdi ev tamam, okey, ne kadar büyük olursa olsun, şimdi üretim devam ediyor ya, ne yapıyorsunuz? Bunları bir kısmını kermeste satmıştık, bir kısmını standa satmıştık. Ben el sanatları öğretmenliği yaptığım için bir kısmını el sanatları sergisinde satılmıştı. Bir kısmını hediye verdik. Mesela buradan giderken işte poniyi size hediye vereceğim. İşte poni benim. Başka size vereceğim. İşte böyle oluyor. Yani çünkü ben de sürekli ürettiğim için vermekten de zevk alıyorum. Bir yani şey soracağım. Böyle bir duygu. Peki
kermeslerden bahsettiniz. Bu yaptığınız el işlerini değerlendirmekten bahsettiniz. Nasıl kadınları buna teşvik edebiliriz? Yani böyle bir pazar var mı Türkiye'de, yani İstanbul'da? Yani yaptığımız el işlerini bir yerde sergileme, kendi paranı kendi kazanma gibi bir durum oluşuyor mu? Şimdi... Siz bu işin çok içindesiniz çünkü. Öncelikle yaptığın işi çok seveceksin. Hı hı. Çok büyük bir aşkla yapacaksın. Eğer çok büyük bir aşkla yaparsan o ürünü pazarlayacak yer mutlaka bulursun. Kesinlikle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben mesela organza'dan çiçek yapıyorum. Biliyorsunuz organza çok az bulunan, nadir bir artık kumaş. Artık iyice çok daha zor bulunan bir şey o haline geldi. Mesela süsen çiçeği vardır. Süsen çiçeği de böyle çok naif bir çiçek. Hı hı. Organza'dan süsen çiçeği yapıyorum. İşte kumaşı, patiskayı kolalıyorum. Patiska'dan yıldız çiçeği yapıyorum. Patiska'dan siklemen yapıyorum. Patiska'dan krizantem yapıyorum. Aynı zamanda şimdi sadece yapmış olduğum hani çiçekleri, bitkileri yetiştirmek değil, bir de bendeki çiçek sevgisi, demin de bahsettiğim gibi, yani benim genlerim, kromozomlarım artık toprakla haşır neşir olmuş. Hı hı. Ve artık sonrasında akabinde de çiçekle yoğrulmuş. Bir de seramikle yaptığım çiçekler var. En büyük keyfim... Daha gelmedik. Kıyafetlerle neler yapıyor Pervin Hanım, inanamayacaksınız. İkinci yarıda göstereceğim. Yani orada kıyafetlerimiz var. Yani böyle bizim artık bu pantolon gitti, bu kıyafet gitti dediğimiz neler neler yapıyor. Büyük hayranlık duyduğum bir şey. Şimdi herkes usta olduğu bir şey vardır ya. Ama birçok şeyi yapabilmek, evet, bu bir Allah vergisi, bir yetenek diyorum ben. Geliştirerek büyüyen bir şey sizde. Teşekkür ederim. Bizim evimiz konum itibariyle Kanlıca'da olduğu için Kanlıca'dan Poyraz'a, Riva'ya, Polonezköy'e gitmek çok kısa mesafelerle. Hı hı. Hı hı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela ben yaz aylarında böyle dağlık, ormanlık yerlere çok giderim. Özellikle izleyicilerden çok böyle ruhları, canları sıkıldığı zaman, tabiata gittikleri zaman sadece bir kerelik kendilerine şu şansı versinler. Mesela ben hemen kurumuş bir hazan yaprağını Eylül'de yerden alıyorum. Hı. Bütün hazan yapraklarını topluyorum. Sarı, turuncu, kahverengi sarı, hepsini topluyorum. Onları geliyorum eve, bir güzel bezin üstüne yayıyorum. Evde daha da çok kuruyor. Sonra parafini eritiyorum, bain-marie usulü. Onu erittikten sonra, biliyorsunuz bain-marie altında buhar oluyor. Evet, burada çikolata yapıyorum o şekilde. Bu arada hani izleyicilere onu da hatırlatmak istedim. İçine batırıyorum ki yapraklar doğal şeklini bozmasınlar. Wow. Onlar hani doğadan kopya kurumuş şekilleri var. Hı hı. O şekilleri bozmadan onları yan yana diziyorum. Sonra... bu gitmiş olduğum dağlık yerlerden, işte orman arazi yerlerden çalı. Hani diyeceksiniz ki bunu niçin söylüyorsun? Burada aslında her şeyin işte para olmadığı, yerde üzerine basıp geçtiğimiz bir çalı çırpı ya, bu. Nasıl üzerine baktın? Bastığımız bir yaprak. Yani bizden para istemiyor. Halbuki biz onu yerden kaldırsak o yine bize hayat verecek. Hmm. Belki bize o an bir haz verecek, mutluluk verecek. İki tane çalıyı alıyorum. Çalıyı da boyadıktan sonra... Onları bakır tel, birazcık pamuk desteğiyle o almış olduğum değişik çalılara, işte şekilli, artık şekline göre onları ona monte edip evimde güzel bir vazoya koyup evimin bir köşesine koyuyorum. Ormanlarda aynı şekilde kesilmiş, yerlere atılmış. Yani İstanbul'un çok büyük ormanlık yerleri var ve yerlerde yüzlerce ağaç parçaları var. Onları alıp bir marangoza getirip, bir rica edip şöyle bir verev kestirmek 2 dakika. Onu da onun üzerine monte ediyorum altından çiviyle, ya da vazoya koymadan öyle yapıyorum. Bir şey nasıl bakarsan aslında onu görürsün derler ya. Yani yere düşmüş bir dal parçası olarak görürsen basar üstüne gidiyorsun.
Ama eğer bir sanatkar gibi bakabiliyorsan ya da onun bir ruhu olduğuna inanıyorsan, canlı olduğuna inanıyorsan, o zaman işte onu yerden alıp ya kenara koyuyorsun ya da evine götürüp bir şeyler yapabiliyorsun. Aslında her şeyin bir değerlendirmesi oluyor. İstediğin her şeyi değerlendirebilirsin ama işte biraz bakmak ve görmekle alakalı bazı şeyleri. Evet. Yani nasıl bakıyorsun, nasıl görüyorsun, mesela nasıl değerlendiriyorsun? Mesela akşam sefasında tohumlar yere düştüğü için ben akşam sefası gördüğüm zaman kendimi yerlere atıyorum. Hemen topluyorum onları. Böyle o kadar büyük bir zevkle topluyorum bir şey ki. Çok merak ettim. Evdekiler ne düşünüyor? Bir, sizin gibi bu konulara ilgi duyan başka birisi var mı ailede? Bir de sizin bu tutkunuzla, bu yaptığınız her şeyle ilgili evdekiler ne düşünüyor? Biraz anlatır mısınız bize? Var mı? Yani çocuklar bunlarla hiç ilgileniyor mu, yoksa zaten annem her şeyi yapıyor, ben ilgilenmeyeceğim mi diyorlar? Şimdi burada samimi konuşmak gerekiyorsa, özellikle balkondaki çiçeklere bakarken ve çiçekleri sularken genelde oğlumdan su yardımı istiyorum. O ne güzel, süper. İlk zamanlar yoruldum falan diyordu. Tabii. Sonra hortum aldık. bu sefer hortumla ilgilenmeye başladı. Alıştıra alıştıra, yavaş alıştıra, yavaş. Alıştıra alıştıra, dikkat ettim. Zamanla çocuklar seviyor. Hmm. Çünkü sen onları neye alıştırırsan onu seviyorlar. Ben çünkü yatağımdan kalktığım zaman ya da üzüldüğüm zaman hemen çiçeklere gidiyorum. Mesela bir gülü koparıyorum, bir gülden 10 tane gül yapıyorum. Hepsini ayrı saksılara dikiyorum. Sonra aileden, etraftan kim ölmüş? Hemen direkt her diktiğim gülü onların mezarlığına dikiyorum. Wow. Her cenazede mutlaka ben bir gül dikiyorum. Çünkü o kadar çok gülleri şey yapıyorum ki, binamızın altında şey var, yedi veren güller var. Onu da ben dikmiştim. Onlar her mevsim, işte Kasım ayı, hı-hı, gibi buduyoruz. Her budadığımda oradan alıyorum. Yani programın başında da bahsettiğim gibi biraz patates eziyorum. Gülün ucunu da eziyorum, şey kökünü. Sonra suya koyuyorum. Mutlaka izleyiciler bunu yapsınlar. Çok güzel bir tarif. Mutlaka yapsınlar. Kesinlikle çok sağlıklı oluyor. Yalnız şuna da değinmek istiyorum. Çiçeklerin toprakları çok önemli. Tamam. Çünkü her çiçek her an sulanmıyor. Hı hı. Her çiçek aynı toprağı da sevmiyor. Hı hı. Özellikle torflu toprak hemen hemen hepsini daha havalı toprak olduğu için. Toflu. Torf. Torflu. Bu toprak hemen hemen hepsine uyuyor. Sağlıklı, aha, ve uyuyor. İyi geliyor. Güzel. Bunu da belirtmek istiyorum. Genelde bir de çiçekleri ya sabah çok erken saatlerde, işte 6-7 gibi en geç. Sulamak. Ya da gece geç saatlerde sulamak her zaman sağlıklı. Çiçeklerin konusu hiç bitmez. Mesela sardunya arsız bir çiçektir. Petunya daha arsızdır. Kovalarca su dök, hiç bana mısın demez. Hep su ister, ister, bitmez. Şimdi ben düşünüyorum evimde, yani annem benim çiçekleri çok sever, o çok ilgilenir. Bir sürü de çiçekleri vardır. Ben çok fazla çiçeklerle ilgilenmedim. Yani yani iş güç, işte farklı hobiler, farklı şeyler, ama annemi bunu yaparken görmek ve onun mutluluğunu görmek ya da stresini çiçeklerle atmak, böyle de büyümek farklı bir vizyon da veriyor insana. Yani siz şimdi belki bunları tek başına yapıyorsunuz ama çocuklarınız sizi bunları yaparken görüyorlar. Evet. Hiçbir şey yapmasalar bile ruhlarında sanatkar bir annenin bir modeli oluşuyor. Çocuklarda şöyle bir şey var. Mesela yaparken değil, ürün, her ürün bittikten sonra, işte buna ahşap, dekoratif, el sanatları, koltuk, her ürün, ama hepsini kapsıyor. Bittikten sonra çocuklarda şey var, böyle gurur duyuyorlar. Hmm. Ne kadar güzel. Anne ne yaptı? Yani çok hoşlarına gidiyor. Tabii. Dikkat ediyorum yani. Ama ben... koşuna gitmeyecek de bir şey değil ki. Yani o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki burada. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu belki milyonlarca kez duymuşsunuzdur. Ay çok güzel şey yapıyor, çok güzel şeyler yapıyorsun, çok güzel şeyler i̇şte, yapıyorsun. Ama güzel güzeldir. Yani bunu söylemek gerekiyor. Güzel güzeldir. Yani gönül isterdi ki şu an o kadar çok yapıp buraya taşınmayan şeyler var. Mesela bir şey itiraf etmek gerekiyorsa, burası samimi ve içten bir kanal olduğu için şimdi samimi boyutta, buyurun, konuşuyoruz.
Mesela işte L bir salonumuz var bizim. Salonun bir tarafında 5 tane avize var. Bir tarafında da avize yok. Fakat oraya hiçbir şekilde çok eski bir bina olduğu için oraya boğat gelmiyor. Çok komple kırmak lazım. O kadar derin bir iş ki. Tamamen hattı, o taraftaki hat iptal. Ve öbür taraftaki ışık da 5 tane yandığı için çok da fazla yeterli. Şimdi ben oraya baktım. Oraya avize takıyoruz. Olmuyor. Yanmıyor çünkü. Komple bütün tavanı kırmak lazım. Ve hiç olabilecek gibi değil. Ben düşündüm. Dedim ki ben buraya ne yapabilirim? Yani imkan olsaydı ben onu çok göstermek isterdim. Ben bir tane beyaz perforje bir saksı aldım. Böyle zincirli, sarkaçlı bir saksı. İçine yapmış olduğum bütün dekoratif çiçekleri yerleştirdim. Birkaç tane de kuş, onu oraya astım ve muhteşem güzel oldu. İçeriye direkt giren ona odaklanıyor. Hani burada ben bazı şeyleri kamufle etmesini de biliyorum. Çok güzel. Evet, evin yapılış ve şeklini, kusurları örtebiliyoruz. Kusurlarını örtebilen bir kadın çok güzeldir. Eviniz küçük olabilir, büyük olabilir, eski olabilir, yeni olabilir ama bir evde sizin el dokunuşlarınız yoksa o ev ruhsuz kalıyor. Konular dedim ya birbiri ardına geliyor. Mesela bu bir mutfak dolabı. Dolabı kullanıyoruz 10 sene. Dolap sağlam. Şimdi kaldırıp atmak da istemiyoruz. Sağlam çünkü. Ben çok yaptım. İlk önce tamamen bir kısmını kağıtla kapladım. Bir sene öyle. Sonra boyadım. Daha sonrasında kulpları değiştirdim. Ben onu 5 ayrı dalda kullandım ve her gelen dedi ki ne kadar güzel olmuş, yeni mi aldın? Halbuki o bizim 15 yıllık dolap. Ay keşke evime çağırabilsem ya Rabbi. Pervin Hanım gelse 10 gün kalsa misafir yedirir içiririm, her şeyi veririm size. Ne kadar güzel, yok. Ne kadar güzel bir şey. Yani geliyor bir şeylere bakıyor, sizin görmediğiniz bir şeyler görüyor. Efendim şunlardan biraz bahsedip ondan sonra kısacık bir ara vereceğim. Burada bu melekler, bunları siz yaptınız. Evet. Onlar yedi kardeşler. Yedi kardeşler. Evet, yedi kardeşler ve onlar soluk benizlilerdi. Ben onlara biraz ruh kattım, can kattım. Onları içlerine mum koyuyoruz. Yani nasıl yaptınız bunu? Materyalleri neler? Bu bakır ve altınla bakır karıştırılmış vernik boya. Metalik boya. Uçlarına da simle süsledim. Burada dikkat ederseniz bunun çok ince detayları var. Bak hafif yanakları pembemsi, evet, gözleri. Çok yakından gösterebilirsek. Aslında bunu yapmak o kadar keyifli ki. Ben şunu yüzünü boyarken bile çok büyük keyifle boyamıştım. Geleceğiz. Sonra şuradaki böyle simleri, ya bu nasıl bir duygu? Böyle bunu, ben mesela bunu boyarken evet, kendimden geçiyorum. Bu çok farklı bir duygu. Hepsi için geçerli. Şunu gösterelim. Yani ufak, o kadar minik minik detaylar var ki. Yani yanakların pembeliğini bile katmış yani Pervin evet, Hanım. Dudaklarında da var pembeliği. Dudaklarda görüyorsunuz efendim. Dikkat ederseniz bunun gözlerinin içi, göz bebekleri bile. Ne kadar bakışlarında bile bir mana var. Ya bu böyle ruhumla bütünleşiyor bunlar benim. Çok güzel. Çok canlı ince gibi onlar. İşçilik ama. Çok ince işçilik. Görüyorsunuz. İşte bunlarla uğraşın. Ne stres kalır, ne bağışıklık sistemi zayıflar, ne ruhta bir problem kalır. Ne güzel. Bu arada şuradaki en baştakini alabilir miyim? Evet. Tabii ki. Buyurun. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu anahtarlık. Şuradaki çizgileri kağıt bant var. Kağıt bant. Evet, kağıt bantları şöyle yapıştırıyorum en ince boyunu. Kağıt bantla boyuyorum. Hı hı. Mesela şu an bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz evde canı sıkılıyorsa bence ellerinde de malzeme varsa zannetmiyorum şu an böyle bir malzeme olsun ama düz hiçbir şey yapamıyorlarsa onlara şöyle yardımcı olabilirim. Mesela şurada sizin ahşap kaşıkları koyduğunuz bir tahta kaşıklığınız evet, var ya. Ben hemen kalkıyorum. Herkesin evinde vardır böyle bir kaşıklık. Şöyle göstereyim. Yani mesela hani bildiğiniz gibi her yer kapalı şu an. Evet. Malzeme almak problem olur. Mesela işte şu ahşap kaşıklığı
Şöyle herkesin evinde de yani %50 evet. kağıt bant da vardır. Şöyle kağıt bantla bunları yapıştırsınlar, aralarını boyasınlar, aralarına 2-3 tane sim assınlar ya da mesela herhangi bir süt şişesi, herhangi bir şişe ya istedikten sonra ben mesela inanır mısınız şurada dururken yani şu an yapabileceğim yani bir sürü şeyleri sürekli görüyorum. Üretiyor. Bakıyorsun acaba ne yapabilirim? Çok iyi. Şunla ne yapabilirim? Çok. Akabinde geliyor böyle. Başladıkça beyin kendini ona konsantre ediyor. Şimdi ne yaparım? Ne ederim? Bir de işte sevmek var. Sevmek var, sevmek var. Bir şey üretme var. İsteği ve sevme isteği. Şimdi ben devam de çılgın edeceğiz. Bir sevgi var ama. Evet, bu çılgın sevgi işte sanatçılıkla birazcık yapa yapa, birazcık ürete ürete de aslında geliştireceğimiz bir şey. Allah vergisi diyorum ama sonradan da ekleyebiliriz. Mesela bizde hemen olmamış olabilir. Doğuştan böyle bir yeteneğimiz olmayabilir ama şimdi mesela tam da fırsatı bence bir şeylere başlamanın. Kısacık bir ara. Çaylar kahveler tazelensin efendim. Daha neler göstereceğiz hemen anlatıyorum. Kıyafetler var efendim. Benim en çok merak ettiğim bu attığımız ya da bozulan kıyafetleri Pervin Hanım ne hale getiriyor inanamazsınız. Güzel de fotoğraflar da vereceğim size. Sohbetimiz devam edecek. İlk önce mesajlarımıza bakmak istiyorum Sakine Hanım. Aytekin Bey, Altınay, Umut Bey, efendim herkese sevgiler. Buradan canlı yayınımız devam edecek. Kısacık bir ara biz yine buradayız. Tekrar devam ediyoruz efendim. Canlı yayındayız. Pervin Hanım burada ve bugün kendisiyle çiçeklerden bahsettik uzun uzun. Kendisi el sanatları öğretmeni. Bugün her tarafımızı renklendirdi. Sağ olsun çok fazla şey getirdi ve ne dedi? Aslında hiçbir şey getiremedim. Evinizi çok merak ediyorum. Maalesef. Gerçekten çok merak ediyorum. Peki göstermediğimiz bir sürü malzememiz var. Onları da ufak ufak vermek istiyorum. İlk önce bu efendim. Kaldıralım. Şöyle göstereyim. Allah'ım. Evet çok hoş. Çok hoş. Bu, bunlar uyuyan güzeller. İlk önce bu ben kısaca nasıl yaptığımı anlatayım. Lütfen. Ham bir tepsiyi alıyoruz. Tepsimizi zımparayla zımparalıyoruz. Zımparaladıktan sonra fırçayla temizliyoruz. Temizledikten sonra bir kat astar boya çekiyoruz. Astar boya. Astar boya çektikten sonra normal boyamızı arzu edersek şu şekilleri vermek yerine altına bunu wood grainer'la yapabiliriz. Bunun birçok yöntemi var. Bunları sticker'larla, sticker yardımlarıyla yapıp şunları işte kendiniz üretiyorsunuz. Yani bu ruhtan gelen bir şey. İşte ben de evde pullar varsa pul koyuyorum, boncuk varsa boncuk koyuyorum. Bu vardı, bunu koydum. Önemli olan burada bir şeyleri yaparken bir de eldeki, hani elinizin altındaki malzemeyi de değerlendirmek. Aynı şekilde içerisinde boyadıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi şurada şöyle bir dalgalanma var. Biraz daha doğal olması için bunları kibritle yakıyoruz. İlk önce tabii ki bu her şeyden önce fotokopi çekiliyor. Fotokopi çekildikten sonra şuraları yanıyor. Çakmakla yakıyoruz şöyle, üflüyoruz, yakıyoruz, üflüyoruz. Şöyle dalgalanmayı şöyle, hani ucu yanıyor. Aynı şekilde altı da öyle. Üzerine yapıştırdıktan sonra üzerine vernikle şey yapıp sonra kendi dekorlarına göre boyayıp bu şeffaflığa gelince üzerine hepsi bittikten sonra üzerine yat verniği döküyoruz ya da su bazlı vernik döküyoruz ya da cam verniği döküyoruz. Ürüne göre değişiyor. Hı-hı. Hani altındaki ahşabın kalitesine göre. Okay. Eğer mobilya ise daha sıkı bir vernik. Biz buna cam verniği döktük.
Aynı zamanda Gönül isterdi ki benim arkadaşlarınıza atmış olduğum maillerde vardı. Bu arada kızınızın göndereceği fotoğraflar bize ulaşmamış. Eğer bizi izliyorsa lütfen fotoğrafları gönderirseniz çok seviniriz. Buradan da biz de vermek isteriz ama eğer bizi şu anda izliyorsa lütfen İnşallah. Yollasın buradan verelim. Bu arada bu yapmış olduğum ürünün çok büyük bir sehpası var. Aynı ürünün çok güzel. Konsolu var, duvar çerçevesi var. Ben bunu tam set olarak yaptım. Resimleri de var hatta sizde. Fakat masaya bu sığdığı için bunu getirdim. Masamıza ancak bu kadarı sığdı efendim. Yastıklar. Yastıklar. Yastıklarımız çok hoş. İlk önce şu yastığımızdan başlayalım. Bunun gibi aşağı yukarı 8-10 tane ayrı modellerim var. Burada palyoça var, işte kedilisi var, köpeklisi var. Bir sürü figürler var. Bunlar evde kalmış kumaşlar. Evde kalmış kumaşlarla üzerlerine böyle dekorasyonlar yapıp bunları balkonda bir köşede evi süslüyorum. İşte tamamıyla kalmış kumaşlar. Biraz kendimden bir şeyler katıyorum. Evdeki düğmeyi dikiyorum. İpten saç yapıyorum. Böyle çevirir misiniz bize? Tabii bize ki. Doğru biraz daha gösterelim. Aynen çok güzel duruyor. Ay çok çok güzel ya. Evet süpersiniz. Diğer yastığa gelince onu burada şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum. İtiraf programı evet. gibi oldu. Evet. Çünkü burada önemli olan eldeki ürünleri değerlendirmekti. Şu görmüş olduğunuz ben bunu aşağı yukarı 15 sene önce bununla böyle bir diz örtüsü yapmıştım. Hani koltukta otururken diz çalı. Zaman içerisinde ondan sıkıldım. Bazı yerleri işte deforme oldu. Sonra ben içlerinden işe yarar kısımları kendim tamir ettim. Onlarla bunun gibi yine tabii ki takdir edersiniz taşıyamadığım gibi aşağı yukarı 8-10 tane yastık yaptım. Bazılarını dikey, bazılarını yatay, bazılarını böyle. Bunları böyle değerlendirdim. Hem böyle değişiklik hep aynı. Koltuğun üstünde bir örtü, koltuğun üstünde bir örtü. Onları da böyle değerlendirdim. Şimdi en sevdiğim kısma geçelim. Kıyafetler efendim. Evet. Bizim aslında bıraktığımız, attığımız ya da bozuldu dediğimiz kıyafetlerimiz oluyor. Fotoğraflar var. Onları ufak ufak vermeye başlayalım arkadaşlar. Hem konuşalım hem gösterelim istiyorum. Evet. Şimdi kıyafetlere gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu da kalmış bir iplikti. Bununla hırka örmüştük. Ben onu söktüm ve kendime görmüş olduğunuz gibi yünden bir elbise ördüm. Oh. Evet. Bunu siz ördünüz. Evet, evet. Yün elbise. Çok güzel. Pırıl pırıl bir de. Bunu iki ucu kısa şişler var. Şöyle altında şey var. Sırım. Böyle plastik şeysi. Örgü yapan arkadaşlar bilirler. Bunu onunla ördüm. Ve de çok da severek giyiyorum. Gerçekten ve böyle birçok arkadaşıma da hediye yaptığım ettiniz. Var. Süpersiniz. Şimdi neler gösterecek bize? Sıra yavaş yavaş. Alalım onları. Şöyle alalım. Evet. Kenara koyalım. Çok güzel. Evet efendim. Bence arzu ederseniz programın bu bölümü itiraf köşesi olsun. Olsun. İtiraf bence daha samimi olsun. Ve içten Haydi olur. Haydi bakalım öyle olsun. Öyle olsun. Çünkü burada itiraf edeceğim noktalar var. Süpersiniz. Şimdi bu benim pantolonum. Herhangi bir pantolon. Evet. Günün birinde bu pantolonum kader kurbanı oldu. Ve çamaşır suyu geldi paçasına. Şimdi ben de o kadar çok seviyordum ki bunu. Şimdi boyunu kısaltsam olmuyor, kessem olmuyor. Aynı boyda kalıp bir şey yapmam lazım. Sonra işte kalmış yünleri değerlendirdim ve çok dikkatli bakıldığı zaman, hatta itiraf köşesinde şöyle gösterebilirim. Dikkatli bakıldığı zaman altında bunun böyle gizli kalmış tek tük çamaşır suyu lekeleri var. İtiraf köşesi. Onlarla pantolonuma şöyle yaptım.
Ve bu işi de çok sevdim. Çok da hoşuma gitti. Çok güzel. İyi ki de çamaşır suyu damlamış. Böyle bir şey çıktı ortaya. Evet. Şimdi. Şimdi diğer itiraf köşemize haydi geliyoruz. Bakalım. Başka bir pantolon daha geldi. Eminim izleyiciler çılgın bir konuk diyorlardı. şimdi biraz önce programın başında bahsettiğim gibi ben kendi evimin mobilyalarını, koltuklarını kendim kaplıyorum. Bir atölye var. Atölyeye gidiyorum. İşte kanepeyi, tabii demirlerini, süngerlerini arkadaşlar yapıyor. Kendim tasarlıyorum. İşte bazen renkli goblenler oluyor. İnşallah kısmet olursa göstereceğim size onları. Bazen de karma, çiçek desenli goblenler oluyor. Şöyle L şeklinde bir küçük ikili bir kanepe vardı şöyle. ben onu... Ondan küçük bir parça kaldı. Sonra kendi kendime dedim ki bu pantolon sen çok sadesin, böyle güzel değilsin dedi. Ondaki goblen kumaştaki gülleri şöyle bir güzel kestim. Ve onu görmüş olduğunuz gibi pantolonun paçasına yaptım. O kadar keyif verdi ki bana. Bu aslında dikkatli bakıldığı zaman belki çoğumuzun tanıdığı bir desen. Bütün mobilyacılarda olan, koltuk döşemecilerinde olan, hani kaldığı zaman herkesin şu parçada bir işe yaramaz deyip attığı bir parçayı. Bakın ne güzel oldu ben burada. Ben buraya yaptım ve hatta bundan kalan bir parçayı da ceketimin yakasına yaptım. Çok da keyifli oldu. Angela Hanım demiş ki merhaba herkese, harika, ellerinize sağlık efendim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler. Evet, sırada. Bir pantolon daha var efendim. Pantolonları şimdi, atıyoruz biz, kesiyoruz, biçiyoruz. Aman bu kirlendi, aman bunun çamaşır suyu döküldü. Atmak yok, bakın neler oluyor. Şimdi yine bu sefer hüzünlü bir itiraf öyle olacak. Mi? Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşımın evine çok şiddetli bir yağmur yağmıştı bundan birkaç sene önce. Hı hı. Böyle giriş katta su bastı. Bütün evini böyle hani yağmur suları aldı getirdi. Biraz... alt seviyedeydi. O ara işte yardım ettik, ev toparlandı vesaire. Böyle torbalarla dantelleri attı. Hep ağlaya ağlaya attı. Ay. Neyse ben içlerinden her zamanki kurtardım. Gibi devreye girdim. Bir kısmını kendisine ve çocuklarına, kalanlardan bir kısmını da kendime. Bu onun evinde kullanmış olduğu işte tülbentlerinin kenarlarındaki oyalardı. Tülbentler çamur oldu, attı ya. Onları yıkadım, ütüledim ve görmüş olduğunuz pantolonun paçalarına yaptım ve bunu harika. Özellikle o arkadaşıma giderken giyiyorum. O kadar mutlu oluyor ki. Çünkü onun çok atmadım sevdiğim bir şey. Çünkü. Evet. Çünkü hep diyordu ki ben onu ne kadar emeklerle ördüm. Bunun gibi 5-6 tane daha yaptım. İşte kıymet vermek, hem arkadaşınıza kıymet vermek. Aynen hem... öyleydi. Ya, aynen öyleydi. Yani benim de böyle bir şey olsa ve böyle bir şey başıma gelse bir arkadaşım onu kurtarmış ve kendisine pantolonuna güzel bir şekilde el işiyle emek vererek atmamış olsa beni hem duygulandırır hem de sizin hakkınızdaki düşüncelerimi de daha derinleştirirdi. Evet. Teşekkürler. Ne var? Bu hırkayı... Hırka. İtiraf köşesi. Fatih Çarşamba Pazarı'ndan sadece 20 liraya aldım. Wow. Böyle yerde satılıyordu. Evet. Hani böyle yerlerde satılıyor en ucuz kısmından. Evet. Sonra eve geldim. Dedim ki hırka biz seninle biraz konuşalım. Ben sana ne yapabilirim, sen bana ne verebilirsin? Çok iyi. Sonra görüyoruz şu anda bu hırka değil evet, mi? Evet, evet, evet. O da aynı şekilde evde, o da çamaşır suyu. Ben sürekli balkonda bitkilerle haşır neşir olduğum için işlerim bitince de yerleri hep suyu. Dezenfekte ederken bazı pantolonum böyle kazaya kurban gidiyor. Bu da hiç üşenmeden ben buna böyle tek tek her tarafına tek tek motiflerle şunu yaptım ve inanır mısınız ben bunu ne zaman dışarı çıkıp giysem yani mutlaka hiç sormasa 4 kişi yanıma geliyor ve çok güzel diyor. Ya, nasıl ve ben bunun gibi mesela annemin dantel örtüsü var, sehpa örtüsü. Hani eskiden bardak altları vardı bilir misiniz? Televizyonlarda vardı. Onlar hepsi erimiş, eskimiş. Ben onları alıyorum bir güzel.
Eski usul. Normal kola benim derdime çare olmuyor. Eski usul, ben onları nişastayla kola yapıyorum. Ondan sonra evde ne var? İşte ceket. Ne var? Gömlek. Ne var? Elbise. Onları alıyorum. Bir güzel dantelleri monte ediyorum. Bazılarını da bardak ya da vazoya kolot şeklinde yapıştırıyorum donana kadar. Orada duruyor, içinden çıkarıyorum. Sonra başka bir yerde banyoya koyuyorum, kenarına bir kurdele geçiriyorum. Pamukluk oluyor, kulak çöpü koyma şeyi oluyor, işte ruj şeyi oluyor. Yani sen istedikten sonra öylesine çok alternatif var. Yani o kadar dolu bir ufkun, yani yeter ki ufkun geniş olsun. Fotoğraflar geldi. Ufkunuz gelsin, geniş olsun izleyelim efendim. Güzel düşünün. Fotoğrafları verebilir miyiz arkadaşlar? Hah. Erguvan. Çiçekler. Bu hanım çantası. Orijinal adı pantufla. Bu demin bahsettiğim gibi o tavanın köpüğünü sizin ben bahsettiğiniz yaptım. Tavan değil mi bu? Bu evde kullanmadığımız kuş kafesi. Ben onu öyle içinde Allah'ım, kuşu olmadığı için kendim öyle tavana dekorasyon yaptım. Çok güzel görünüyor ya. Wow. Bunlar vitral boya. Kapıyı da ben boyadım. Çok eski bir kapıydı o. Sararmıştı. Ona biraz hayat kattım. Ya ne güzelsiniz. Ruhum farkındaysanız yine yeşil. Her tarafta yansıyor. Yine yeşil var. Evet, yeşili seviyorsunuz. Çok bütün güzel renklerle dostum. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim fotoğraflar için gerçekten. Ama bu kuş fotoğrafını bir daha verebilirsek çok 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 hoşuma gitti gerçekten. O köşeye yaptığınız fotoğraf gerçekten çok güzel. Evinizde bir kafesi. Hah, tekrar geliyor fotoğraflar. Ama o kafes, hah, burada duraz. Evet, bunu bir kez daha gösterelim. O köşesi boş kaldı dediniz. Ben onu doldururum. Peki efendim. Geldik bir programın daha sonuna. Ufak ufak kapatacağım ama elinizde yeşili bugün seviyorsunuz. Biliyorum siz takı da yapıyorsunuz. Evet. Ona da değinmeden geçmeyelim. Ondan da ufacık biraz bahsedelim. Evet. Efendim gösterebilirsek yakından biraz Pervin Hanım'ın bileğini gösterelim. Çünkü sadece ev değil, takılar da yapıyor kendisi. Bilekliğimi de kendim yaptım. Evet. Ne tesadüftür ki onda da yeşil vardı. Her zaman bir yeşil var benim dünyamda. Bunu nasıl yaptınız? Bunu şeyle yaptım, tığ ile yaptım. Şunlar da zaten içleri delikli. Bende de takı malzemeleri çok olduğu için onları da ucuna ekledim. Zaten bu yani renkler buna şey. Aslında çok basit bir şey. Yani gönül istedikten sonra bunu 5 dakikada birisine öğretebilirim. Kolay. Kolay. Evet yani. Kolay. Peki tekrar böyle bir organizasyon düşünür müsünüz? Yani bilmiyorum, şimdi sizin öğretmenlik belgeleriniz var. Tabii ki. Öğrencileriniz olsun ister miydiniz? Yani böyle bir atölyem olsun, öğrenciler olsun. Yani gelecekteki hayalleriniz neler? Ben aşağı yukarı 3-4 yıl kadar atölyede çok yoğun bir şekilde öğretmenlik yaptım. daha sonra işte İstanbul içi öğretmenlik şeylerim oldu. Fakat 7 ayrı branşta öğretmenlik sınavına girdim ve 7 ayrı branşta da öğretmenlik şeyi kazandım. Aha. Hepsinde, yani hepsiyle ilgili belgem var, okulu bitirmişim, mezun, aha, olmuşum. Birçoğunda yaptım. Hı hı. Şu an itibariyle bazı, hani ben peysaj işine ağırlık verdim. Bazı büyük mekanların park, bahçe, dış mekan, iç mekan, işte önümüzdeki normalde bu ay itibariyle başlayacaktım. Bir takım kurumların işte, hı hı, bahçe organizasyon çok işleri. Çok güzel, çok güzel. Onları bitiriyorum, eve geliyorum, evde bunları yapıyorum. Her şeye zaman var bende. Hayaliniz ne peki? Gerçekleştirmediğiniz bir şey var mı? Yani son olarak onu da sorayım. Yani buna da dokunmak isterdim ya da istiyorum, böyle bir planım var dediğiniz bir şey var mı hayatta? Kaldı mı bir şey? Yani el işiyle ilgili olabilir. Ya başka bu alanla şunu da yapmak istiyorum ya da bir sergi açmak istiyorum gibi bir şeyiniz var dün, mı? Dün akşam itibariyle bir hayalim oldu. Bir arkadaşım bana Artvin'den bir resim attı. Hı hı. Resim bir tarafı karlı, bir tarafı
mevsim itibariyle yeşillik, dere kenarı, yüksek dağlar karlı, aşağıları yeşillik ve o kayaların arasından sümbül, kayaların arasından hanım çantası, pantufla, kayaların arasından çuha çiçekleri. Belki 10 dakika ona baktım. Ve dün akşam böyle bir hayal kurdum. Mutlaka gideceğim, oraya size dokunacağım dedim. Ya bu benimki çok farklı bir duygu. Bana çiçek olsun. Çok farklı. Ne güzel. Çiçekle mutlu olan bir kadın. Hep filmlerde böyle gösterir ya, bir çiçek bana yeter. Fermin Hanım da öyle. Çiçeklerim olsun diyor. Fermin Hanım, çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. İlk önce buraya geldiğiniz için, ayırdığınız için. Rica ederim. Bu çok kadar eşyayı. Çok keyifle geldim ve çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederiz. Sizlere ve izleyicilerinize çok teşekkür ediyorum. Bir mesajınız var. Diyor ki, yetenek denen şey bu olsa gerek. Sevgiler, esenlikler diyorlar. Çok evet, teşekkür öyle. Ederim kendilerine. Üretmeye devam edin ve biz de yani bir gün umarım sizin evinize konuk olup her zaman her şeyi göstermek isterim tabii size. Ki, tabii çok ki. Renkli bir dünyası var Pervin Hanım'ın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Umarım bir nebze de olsa sizi bu karamsar tablodan uzaklaştırmışızdır bugün. Bugün çiçeklerden bahsettik. Bugün el emeği, göz nuru, bir sürü şey yaptı Pervin Hanım. Onları gösterdik. Evet, yetenek var ama ruh gerektiriyor. O zaman ruhumuzun güzelliklerini yansıttığımız dönemler olsun. Evde geçirdiğiniz bu dönem gerçekten üretim ve bir şeylere hayat verdiğiniz bir dönem olsun diyorum. Biz yarın haftanın son gününde sevgili avukatım Pekcan Türkeş ile beraber olacağız. Sizden gelen hukuk sorularını cevaplayacağız. Seyahat konularında ülkeleri gezeceğiz ve hoş sohbetle beraber size eşlik edeceğiz. Ama yarına kadar koskoca bir zamanınız var. Lütfen sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın efendim. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.